TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısı sonrası savunma sanayi kurumlarında güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Kritik tesisler için ortak güvenlik standardı belirlendi. Çok katmanlı bir koruma sağlanacak. Tehditler anlık olarak analiz edilecek. Yerli ve milli sensör sistemlerinin de kullanılması planlanıyor. Ayrıntılarına bakalım. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kurumlarının güvenliği için teyakkuza geçildi. Tüm tesisler için ortak güvenlik standardı belirlenecek. Çok katmanlı koruma sağlanacak. Tehditler anlık olarak analiz edilecek. Personel özel olarak eğitilecek. Yerli ve milli sensör sistemleri kullanılacak. TUSAŞ saldırısından sonra ülke genelindeki tüm savunma sanayi tesisi yerleşkelerinde alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Bu kapsamda savunma sanayi şirketlerinin güvenliğinin belli bir standarda bağlanması için çalışmalara başlandı. Buna göre tüm stratejik tesisler için ortak bir güvenlik yönetimi ve standardı belirlenecek. Standartların altına düşünmesine izin verilmeyecek. Tehditlere karşı anında reaksiyon sağlayabilecek entegre sistemler kullanılacak. Bu çerçevede elektro-optik, radar, sismik ve lazer gibi sensörlerin yerli üretim kapasiteleri artırılacak. Tesislerin güvenliği yerli ve milli sensör sistemlerinin entegrasyonuyla kapsamlı hale gelecek. Atılacak adımlarla güvenlik çok katmanlı bir sistemle sağlanacak. Tehditlerin anlık olarak analiz edilip önlenebilmesi için yüksek çözünürlüklü görüntü işleme sistemleri kritik rol üstlenecek. İnsansız kara, deniz ve hava sistemlerinden kaynaklanacak tehditlere yönelik hassas radarların kullanılması öngörülüyor. Kameralar ve kapıların duyarlılığı da artırılacak. Tesislerin hem iç hem nizamiye hem de dış güvenliğinin sağlanması noktasında 3 aşamanın belirlenebileceği kaydediliyor. Güvenliğin sadece jandarma eliyle sağlanması da bir diğer seçenek olarak değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından savunma tesislerinin güvenliği için belirlenecek kriterlerin en kısa sürede hayata geçirileceği öğrenildi.